Hepinize tekrardan merhabalar. Athenya Kalıp kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videoda sıyrıcılı kalıbın devamından yani devamında gelecek bir video olmayacak. Bir parça üzerinde kalıp ayrımı videosu yapacağız. Bunu da şundan dolayı yapıyorum. Videoların yorum kısımlarında ve yazdığınız mesajlarda genellikle ileri seviye geometrilerin ya da daha karışık şekildeki geometrileri kalıp ayrımlarını sormuşsunuz. Bunlara yönelik de video çekmek istiyorum. Çünkü bir amacım var. Kanalı büyütmek istiyorum. 80-82 abone olmuşuz. Bir yerde herhangi bir reklam vesaire bir şey de yapmadık. YouTube'da gördüğünüz kadarıyla insanlar benim kanalıma, daha doğrusu bu kanala ulaşıyor. Sizlerle birlikte güzel videolar, bilgi verici videolar paylaşmaya, çekmeye çalışıyorum. Amacım bu tamamen. Dediğim gibi bu sayıyı arttırmak istiyorum. Bu yüzden kanala abone olup videoları beğenirseniz bu videolar sektörle alakalı arama yapan insanların da önüne çıkacak. Bu benim için iyi bir şey, motive edici bir şey. Yalnız olmadığımı hissediyorum açıkçası. İstatistik kısmına gördüğümde de videoların %75'ini abone olmayan insanlar izliyormuş. Abone olup olmamaları çok da önemli değil. Fakat abone olup beğenirseniz daha fazla insanın karşısına çıkacağım. Daha fazla insan bunları görecek, öğrenecek. Beni açıkçası mutlu edersiniz. Bugünkü parçamız, bu parçayı bilenler vardır. Bunlar tarım sektöründe salma sulamada kullanılan çeşmeler. Bunu su hortumuna delerek takarsınız. Şuralardan geçer böyle eltek su hortuma. Nedir onun malzemesi? G035 yumuşak malzeme. İçerisinde UV vardır onun. Güneşten yanmasın diye. Bunu da taktığınızda şöyle yarım turlukta bir şeyi vardır bunun. Aç kapa mekanizması vardır. Şöyle bunu birazcık transparanlaştırıp bunu çevirdiğimde mesela 45 dereceyle çalışır bu. Çünkü tek taraftan bir deliği var bunun. Suyu açar ve kapatır. Şimdi bu parçanın kalıp ayrımını yapacağız. Şuralarda birazcık farklı bir geometri zaten söz konusu. Bunun üzerinden birkaç parçayla kalıp ayrım videosu da kanala yükleyelim zaman içerisinde. Sürekli olarak şöyle bu orijinal değil. 45 değil pardon 90 derece çalışmaları var. Böyle olunca çeşme kapanmış oluyor artık. Hani buradan su akmamış oluyor. Tam 90 da değil de şöyle 95-100 yaparsak hatta 120 yapalım. Gördüğünüz gibi kapatmış oluyorsunuz yarım turda. Kapatıp açmanız söz konusu. Şimdi bunu dişi erkek çekirdek ayırabilmemiz için ilk önce ne yapmamız lazım? Kanaldaki diğer videoları izleyen kişiler bilir. İlk önce bu parçaları ayrı ayrı arkadaşlar export etmemiz lazım. Ayrı ayrı kaydetmemiz lazım. Ben de ne yaptım? Bakın burada kapak parçası, üst parça. Şöyle geometrisine bakalım. Bakın burada tırnağı vesairesi var. Girdiğinde geri çıkmaması için ve gövde olarak ben bunları kaydettim. İlk önce gövdeden bir şey yapmaya başlayalım. Dişi erkek çelik ayırmaya başlayalım. Şimdi arkadaşlar bunun gördüğünüz üzere maçalı bir kalıp olacak. Buna nereden karar veriyorum, karar kılıyorum? Şimdi bu şekilde bunu kalıplarsak yani şuradan ayırdığımızı varsayarsak tam VCS'in bakın Z ekseninin olduğu yerden şuraya yukarıya dişiyi aşağıya erkeği. Şuralardaki şu boşaltmaları çıkarmak için parçanın iç boşaltmasını çıkarmak için içeriye maça koymamız lazım. Bu yüzden maçalı bir kalıp olacak. Şimdi buna karar verdim. Peki maçalı kalıp yaptığımda şimdi yukarısını dişi çelik aşağıya erkek çelik olarak varsaydım da ben bunu bu şekilde mi kalıplarsam mantıklı olur yoksa bu şekilde kalıplarsam mantıklı olur. Şimdi arkadaşlar parçanın içine baktığımda burada bir tırnak var. Tamam, bu tırnağı maçadan çıkartmak için bu parçanın bir yeri dayanması gerekiyor. Yani dayanıp çıt diye çıkması gerekiyor. Bu neyden basılacak? Ya elteksten basılacak ya mobilenden basılacak. Yani sıcakken gayet elastik, esnek bir plastikten basılacak. Bir ABS olsaydı ya da bir polikarbon olsaydı bu buradan çıkarken büyük ihtimalle çatlatma yapabilirdi. Bunun için daha farklı yollara başvurmamız gerekirdi. Şu içerideki federi, şu tırnağı çıkarmak için. İşin biraz teorik boyutunu geçtikten sonra şimdi bu şekilde de mi kalıplayabiliriz? Bu şekilde kalıplarsak buradan boru itici vurmamız lazım. Boru itici vurduğumuzda şu kısmı yamultma olasılığımız mevcut. Bu şekilde kalıplarsak buradan maça çekecek bunu. Maça çekerken çeliğe dayanma yüzeyi burada mevcut. Şimdi bunu dişi erkek çelik ayırdığımda anlayacaksınız. Ve buradan boru itici yaparsam bakın burada pah var. Bu kapağın rahat girebilmesi için. Bakın bunda pah yok. Neden? Bunda boru itici ittiriyor çünkü buradan. Bunda pah yok.
Şu pağı kaldırmamız gerekiyor. Boru iticinin şu ağzı deforme etmemesi için. Yani bunu da en mantıklı kalıplama yöntemi bu şekildedir. Şuradan iç kısma bir tane maça vermektir. Peki bunun için ne yapmamız lazım? Nasıl bir yol izlememiz lazım? İlk önce şu boşluğu kapatacağız. Bu boşluk erkekte çıkacak. Yani maçadaki erkekte çıkacak. Bunun için şöyle surface komutlarına gelip buradan bakın şimdi komutlar arası farkı da göstereyim ben size. Şöyle inside surface'i aldığımızda gelsin buraya. Programı da daha yeni açtım. O yüzden komutlar açılırken şey yapabiliyor, kasma yapabiliyor. Bakın şöyle tangent, curve olarak mesela seçelim bunları. Yüzeyi kapattı da yüzeyde bakın bir burukluk görüyorsunuz, tamam mı? Mesela buradan gelip constraint face verdiğinizde bu burukluğu değişir mi? Aslında değişmeyecek. Herhangi bir değişiklik söz konusu olmayacak. Bakın abuk sabuk bir yüzey çıkardı burada bize. Şimdi bu tarz yüzeyleri kapatmada ben genelde parça üzerindeki kapatmalarda inside surface'i çok kullanırım. Şöyle telefonumuzu da şey yapalım. Sessize alalım. 2'de 1'de çalıp rahatsız etmesin. Her yerde inside surface çalışmıyor. Bunun için şey kullanacaksınız. True Curve Mesh. Solid'de Loft komutudur bu. Bunu en iyi nasıl kullanacağız? En iyi nasıl çalıştıracağız? Şu şekilde. Birinci eğriyi seçelim. Bunda ok yönlerine dikkat edin. Bunları seçelim. Ardından da cross curve yol eğrilerini belirleyelim. Şöyle belirlediğimizde bakın. Tamamen devamlılığını sağlayan bir yüzey örgüsü. Yani daha doğrusu bunu torna tezgahına bağladığınızda tamamen tezgahta konik çekerek işleyebileceğiniz bir erkek geometrisi çıkarttım burada size. Şimdi buralara çok takılmayın. Grafik ayarları birazcık kısık programın. Ondan böyle köşeli köşeli görüyorsunuz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Şöyle bakın ok yönünü değiştirelim. Bu kenarların kapamasını da yapalım. Komutu yanlış kullandım. 1, 2, onayla. Şunun yönünü değiştir. Hayır. Şöyle cross curve'leri de seçeyim. Onaylayalım bunu. Bunu move object komutuyla 120 derecede bir çoğaltarak da yapabilirsiniz. Ama burayı şeyleri kaldırmanız gerekiyor. True curve'ü parametriklikten çıkartmanız gerekiyor. Diğer türlü bunu başaramazsınız. Şeyle olur. Pattern geometri. Pattern geometri komutuyla. Nerede o komut? Bu komut yapar onu. Bu komut çalıştırır. Neyse. Bu kısmı yaptıktan sonra bize ne lazım? Bu kısmı yaptıktan sonra şöyle gelip şuradan extract geometri komutuyla şu iç yüzeyleri seçmemiz lazım. Bakın. Evet. Buralarda yüzeyler var. Bu yüzeyleri unutmayın. Ondan sonra ne olur? Katı gövdeyi oluşturamazsınız. Şöyle şu orta yüzeyi de seçelim. Şimdi herhangi seçecek başka bir yüzey var mı? Gözle bir kontrol ediyorum. Herhangi bir yüzey yok arkadaşlar. Bunu da onayladıktan sonra şöyle seçim önceliğini Solid Body'ye atarak şunu yapmamız gerekiyor. Şöyle sil diyelim bakalım. Bunu tamamına dik. Şimdi burada inside surface ile burayı kapatabilirsin. Sonra gelip burayı da kapatırsın. En son bunları tekrardan diktiğimizde bunu ve bunu bu artık bir katı gövdedir. Şimdi buraya gelip şöyle füme bir renk verelim. Ve bunların tamamını anparametrik hale getirelim. Ne oldu? İki tane gövdemiz oldu. Şöyle arka plana attığımda da bunu
Evet, bakın. Bunu da sağlıklı yapıp yapmadığımızı pardon. Şöyle maçadan plastik parçayı çıkar dediğimde hata almam lazım. Bakın hatayı aldım. Çıkartacak hiçbir şey yok diyor bana burada. Şimdi maça üstünde düzenleme yapmaya devam edelim. Extrude komutuna girelim. Burada bakın çok ince yüzey bir geometri var. Bunu tangent curve değil de single curve olarak alıyorum. Tersi istikamette. Bu none bir şekilde değil. Şöyle unite. Buna birleşik. Evet, body bu. Buna birleşik bir şekilde. Tabi bunu birleştirmedi. Şöyle yapalım. Lan olarak uzatsın. Parça gitsin. Şunları bir an parametrik yapalım. Hata veriyor bir yerde program. Bu ayrı bir solid body. Bir dakika. Offset değil. Replace'i alalım buradan. Şu yüzeyi kaldıralım buradan. Burası tek bir yüzey haline gelir mi? Getirmedi. Neyse. Sorun değil. Şu gitsin bakayım. Inside the target. Bunu niye birleştirmedim? Sil bakayım bunu. Şu yüzeyi sileyim. Onu tekrardan yapayım. Çünkü burada çalışmadı nedense. Buradan ne yaparız? Split body komutuyla face and plane seçeneğiyle şurayı böleriz. Burada da sıfır yüzey kalınlığı diyor. Bu da çalışmıyor. Şöyle split face diyelim. Ya da split body kendi başına yapabilirim bunu. Extrude. Curve bu. Vektör seçelim. Şuradan akıllı vektör. Maalesef bu da yapmadı. Burayı başka nasıl düzeltebilirim? Burada aslında şey oluyor, güzel oluyor. Sizinle birlikte ben de düşünüyorum burada. Başka 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 daha başka. Şöyle extrude komutuna girelim. Evet, 20 milimetre. Şöyle solid değil, sheet olsun. Onayla. Ardından buna bir kalınlık vereyim. 1, 2, 2 milimetre bir kalınlığı olsun. Bunları bir remove parameters yapayım. Şunu sileyim. Ardından şöyle yapayım. Bundan bunu çıkartayım bakayım. Allah Allah. Ayrımında hata yaptık bunu. Sil bunu da.
şu başlangıç sıfır, burayı 20 mm katılasın. Katıladıktan sonra bunu yapıyor mu? Bunu da katılamıyor. Şundan kurtulmam lazım bir şekilde. Neyse, ondan kurtulacağım. Şu bir gelsin. Nasıl olacak? Evet, buradan ne olacak? Ondan önce şu kısmı bölelim. Neden bu kısmı böleceğim? Bakın, bu kısım da bir maç olacak çünkü. Bu şekilde çıkmayacak bu buradan. Bunu yapabilmem için şunu kontrol etmenizde her zaman fayda var. VCS'i parçanın ortasında, merkezinde tutun. Merkezinde tuttuktan sonra bir tane datum koordinat atayabilirsiniz. Bunu da yaptıktan sonra split body burada işinizi görür. Şöyle new plane diyelim. Buradan bölsün. Splitlesin bunu bize. Ama bunu da yapmıyorsun. Şeyden dolayı yapmıyor bunu. Şuradaki çizgiden dolayı yapmıyor. O zaman plane'i bu değil de bu olarak seçsem burada var mı? Burada yok. Burada yapması lazım. Burada da plane'i yanlış seçtik galiba. Body bu. Plane bu değil. Plane bu olacak. Nereye kestim? Yanlışlıkla sildik orayı ama. Şöyle böl bakayım bir daha. Şimdi burada bunu aldıktan sonra tekrardan split body komutunu alacağız. Burada döndürerek kesmeyi kullanabiliriz. Tabii skeç açmayın burada. Çıkın skeçten. Şöyle body bu. Curve olarak bunu seçebilirsiniz. Vektör yönü burası. Point olarak da bunun merkezini almanız gerekiyor. Aldığınızda bakın burası ayrı bir parça oldu. Şimdi bunun aynısını burası için de yapacağız. Şöyle curve olarak da bunu alalım. Point'i de merkeze alıyorum. Buraları splitledikten sonra şunlardan da kurtulun. İşlem yaparken hata vermesin tasarım programınız. Şimdi unite komutunu aldığımda bu ikisini birleştiriyorum. Bakın gördüğünüz üzere aynı işlemi burası için de uyguluyorum. Tabii şu keep tool'u kaldıralım. Ne oldu? Buna da ayrı bir renk verelim. Şöyle geldiğimizde buna mesela şöyle yeşil, şu yeşili gibi bir renk verebiliriz. Buna da zıt bir renk verelim. Şöyle nasıl olur? Kahverengi. Gördüğünüz gibi maçayı burada ayırmış olduk. Bunlardan kurtulalım. Şu datum koordinattan da kurtulabiliriz. Şöyle bunu CTRL-T move object yaptığımda ve dynamic olarak yani aldığımızda şöyle show result dediğimde şunu move origin'i açalım. Bakın gördüğünüz gibi işleyecek olduğunuz form budur işleme merkezinde. Maça burada bu şekilde çalışacak. Şimdi parçayı da çağıralım buraya. Hazır, hali hazırda zaten maçaları çıkardık. Bu parçaya arkadaşlar bir de dişi erkek ayırmamız gerekiyor. Dişi erkeği nasıl ayıracağız sizinle beraber? Şöyle ayıracağız. Şöyle home kısmından binding body komutunu alıp çepeçevre seçip bir 5 mm offset verdiğimizde ve bu küpten parçayı çıkardığımızda küpü şöyle alalım. VCS'imiz de burada zaten. Datum koordinat sistemi ayarlayalım buraya tekrardan.
Tekrardan bir işlem yapmamız gerekiyor. Şöyle bir split alalım. Şuradan Revolve değil, New Plane seçeneğine tıklayarak. Ama burada şeyi göremiyorum. Heh, şöyle gördüm. Bakın buradan böl. VCS'in tam ortasından böldüm. Şimdi kalıp bu şekilde olacak. Şöyle bakarsak bu kısım dişi kısım, bu kısım erkek, bu kısım erkek kısım. Burada boru iticileriniz olacak. Şurası için boru itici olacak ve ekici grubumuz bu kısımda çalışacak. Çünkü enjeksiyona aynı şu an ekrana baktığınız gibi bakarsınız. Burada kontrol paneli ve ocak vardır. Burası sabit. Burası da iticinin hareketli grubun olduğu kısımdır. Erkek grup seçili olduğu yer. Şimdi bunları bir edit display yapalım. Transparanlığı kapatalım ve üstünde çalışmaya başlayalım. Bakın burada gördüğünüz üzere içerisinde erkek kaldı. Şöyle yapabiliriz. Şunu getireyim ben. Diyeyim ki subtract bundan bunu çıkart. Şöyle gizlediğimde bakın gördünüz mü? Burayı güzelce temizledik. Subtract daha yapmam gerekiyor. Bundan bu lokmayı da çıkart. Şimdi bu gelsin. Ayrıyetten bu erkek de gelsin. Çünkü bunda da var bunun kalıntısı. Şöyle çeliğimden maçayı çıkart diyelim. Bakın gördüğünüz gibi işleme merkezinde işleyecek olduğunuz yüzey geometrisi çıkmış durumda. Parçanın tasarımını da ben yaptım. Tamamen frezeyle girebileceğiniz gibi ve köşe radyüsleri vesaire tamamı verilmiş durumda burada. Şimdi CAMG'yi yormamak için şimdi bu yüzeyleri silmek isterseniz bakın delete face yaptığınızda gerçi şey yaptı. Bir dakika anlatacağım bunu da size. Şunlardan bir kurtulayım ilk önce. Şimdi buraya gelip delete face yaptığınızda buradan single face'i seçerseniz bunu yapabilir ama bazı yerlerde tamam mı yüzeyi bozabilirse bak yüzeyi bozdu görüyor musun? Bunda ne yapıyorsun? Bunda şunu yapıyorsun. Şöyle replace face ile bunu buna eşitliyorsun. Bak. O zaman bu yüzeye tanjant bir yüzey oluşturuyorsun. Burası ayrı bir yüzey zaten. Yani bunu buna eşitleme gibi bir lüksün yok. Sadece yüzeyleri bölmüşsen çalışır bu tarz komutlar. Yüzeyi bozmaktansa kemciyi yormak her zaman daha iyidir. Yani burada da zaten bunda ve bununla çalışacak bu. Girelim tekrardan. Bakın buraları düzeltelim. Burası başlı başına ayrı bir geometri arkadaşlar. Onun haricinde şu kısmı bir daha temizleyelim. Şimdi şunu yapmamız gerekiyor. Şu kısımda 5 mm fazlalığımız var. Çeliğin bu kısımları önemli değil de şurada açık maçanın çalışacağı bir kısım var. Bunu nasıl ayarlıyoruz peki? Bunu şu şekilde ayarlayabiliriz. Şöyle split diyelim. Girelim. Plane olarak burayı seçelim. 5 mm tersi yönden. Bunu buna kestirelim. Hatta parçaların tamamını çağıralım. Tekrardan bir split yapmam gerekiyor. Bu çeliğe de yapalım aynısını. Şöyle tam tersi yönde. Bunlardan yine kurtulmamız lazım. Bunları silebilmemiz için. Kurtul. Bakın. Şöyle edit display diyerek açtığımızda tamamen parça çıkmış durumda. Şunu merak ediyorum. Buranın ölçüsü kaçmış? 47 mm. Şöyle hatta şöyle yapalım. 3 3 6 gözlü bir kalıp yapalım mesela. Kopya orijinal 47. Şuradan kopya sayısı olarak da 3 2 onayla. Tamamdır. Şimdi mesela bunu böyle yaptık. Bunları bu şekilde yaptıktan sonra şu çelikleri birleştirin. Bunu da birleştirin. Şu kip tool'u kaldıralım. Gördüğünüz gibi. Ardından şu işlem yapılabilir. Hatta şuradan tamamen tutup temizlemem daha uygun. Şöyle mirror geometry komutuyla tamamını seçip Spy Plane olarak burayı seçerek tam karşısına koyabilirim. Gördüğünüz gibi.
Şimdi şu kısımda birkaç değişiklik daha yapalım. Bu aklınızda kalsın. Ama şunu istemiyorum. Evet, eksen topluluğunu istemiyorum. Eksenler gelmesin. Şunu sileceğim. Bu olmadı burada çünkü. Şu datum koordinatı da sileceğim. VCS kalsın. Bunlar buraya bir gelsin. Bu geldikten sonra bununla bunu birleştireyim. Şu keep tool'u da kaldırayım artık. Ardından rahatça bunları karşı tarafa aynalayabilirsiniz. Plane olarak da burayı seçebilirsiniz. Bu yok. Evet, sadece bunlar var. Bunlardan sonra şunları da koyalım. Alt erkek maçaları da şimdi bunların tamamından bir kurtulalım. Ve tüm bileşenleri buraya çağırdıktan sonra alt çelik grubunu da unite edelim. Bunları da parçaları da koyabiliriz. Şöyle parçaları da koyuyorum. Bunlardan da kurtulalım. Bu işlemin haricinde herhangi bir işlem kaldı mı? Şunu yapacağız. Şuradaki fazlalık 5 mm'den de kurtulmamız lazım. İster bunu fazlalık 5 mm'den kurtulursunuz. İsterseniz de şöyle burayı extrude yapar çekersiniz. Bu da nasıl olur? Şöyle face edge'i seçin. 1 2 3 şöyle preview'u kapatayım. Evet, 20 milim uygun. Seçsin bu yüzeyleri de. Ardından onaylayın. Bakın şimdi. Unite diyelim. Bununla bunu. Bunları hep birleştirin. Tek bir katı haline getirin. Ardından çeliğinizi alın. Çelikten bu erkekleri çıkartın. Şunu da yapabilirsiniz. Bunları hep bu seviyeye kadar eşitleyebilirsiniz. Gerçi bunları uzatacaksınız tabii de. Gördüğünüz gibi bu işlem bu şekilde yapılıyor. Parçaların tamamını çağırıp, gerçi bunu şöyle güzel bir alt enter yapalım. Tam ekrana geçelim. Güzel bir parça. Üzerinde egzersiz yapılacak, pratik yapılacak güzel bir parça. Bir sonraki videoda da bu kapak parçasını arkadaşlar şey yapalım, ayıralım sizinle. Şimdi bu videoyu burada bitireceğim. Bunun için de bir oynatma listesi oluşturacağım. Dişi erkek çelik ayrım videoları diye. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.